Yani bir şekilde sonuçta başkasının gazına gelerek sevgili aycığımın gelinini koruması ve aralarının bir nebze olsun yumuşaması çok hoşumuza gitti bizim ekip olarak. Zaten olması gereken buydu, çok bile uzadı. Diğer konuma geçiyorum. Şunu da ekleyeyim, bu bir yarışma ya. Yani Miyase'nin ona sataşması, Sena Nur'un Miyase'ye sataşması, öbürünün ona sataşması kadar bence normal bir şey yok. Herkes birbirini demoralize etmeye çalışıyor. Evet. Çünkü aslında sadece yemek yapmak da değil, başka kurallar da var burada. Tabii yani. Var olmak yarışma gerekiyor bu burada. Evet, geçiyorum diğer konumuza. Kayınvalidelerimden Songül Hanım'ın torunuyla ilgili anlattığı hangi karar kayınvalideler odasında büyük tepkiye sebep olmuş? Ne dedin torununla ilgili? Bakalım, biz de bilmiyoruz. İzleyelim. Bizim gelin bu sıralar kafasına bir şey takmış, onu yürütüyor. Anne sen çalışıyorsun, ben çalışmıyorum. Sen otur çocuğa bak, ben çalışayım. Dedim ki kızım eğer çalışmak istiyorsan çocuğun şurada 2 ay kaldı. 1 yaşına gelsin, sen işe git, ben işten çıkayım, çocuğa bakayım ama şartımla dedim. İstediğim kıyafeti giydiririm, kendi bildiğim örf ve adetlerimle büyütün. Bu çocuk 6 yaşından okula giden kadar benim yanımda kalacak. Ya şaka doğru mı? Değil mi? Bir çalışan anne olarak sabahleyin gelecek, akşam gelecek, yemek mi yapacak, çocuğa mı bakacak? Çocuğu tekrar giderken bana mı bırakacak? Ben vermiyor değilim, bak yanlış anlamayın. İşten gelir, yemeğini yer, çok çocuk yatar, niye çocuğu götürsün sabah erken kalksın getirsin? Hep sende kalacak, ona evet, hiç vermiyorsun. Evet. Sanırım hafta sonları verecek, sende kalacak. Hayır, hafta senin adetinle büyüyecek çocuk. Ya tabii ki Nuray Hanım, hani hafta sonu isterlerse götürebilirler. Hı. Ama benim istediğim giderim, ben istediği gibi saçını bağlarım, istediği gibi kestiririm. Ben kalkıp da işten geldikten sonra çocuğu verip de sabahın köründe niye getirtti diyeyim ki? Kendi diyor, ey anne sen gel bana gel, bende kal. Ben düzenimi niye bozuyorum değil mi? Ama burada da çocuğun düzeni olmuyor mu? Annesinin evinden alıyorsun, evine getiriyorsun. Çocuğun ya da çocuk zaten işe, anne işe gitmek istiyor ya Nuray Hanım. Ya Allah aşkına 6 yaşına kadar siz çocuğu annesinden babasından koparıyorsunuz. Evet, ya, ne yapıyor gelinler? İşe giderken anneye bırakırlar, kreşe bırakırlar. Anneanneye bırakıyor ve babaanne evet, dönüşte de alıyor. Veya anneanne geliyor kendi evinde, kendi düzeninde bak. Tamam da. Öyle yok 6 yaşına kadar ya nasıl göstermem. Yok ya? Bence sen git 6 sene boyunca onların evinde kal. Annesinden de ayrı koyma bebeği yani, sen orada büyüt. En iyi çözüm ben... bu. Hangi bir gelin 6 yıl kaynanayı evinde ister ya? Eğer çocuğu varsa o kabul edecek. Evet. Sen de cumartesi pazar evine gidersin. Ayrılırsın aynen, olur biter. Ya... Çocuk da annesinden ayrı kalmaz. Sen çalışmak mı istiyorsun Sena Hanım? Ben biraz evet çalışmak istiyorum açıkçası. Kaç aylıktı çocuğun? Çocuğum şu an 11 aylık. 11 olacak. Aylık işe girmek istiyorsun. Evet. Kayınvaliden de en yakının o baksın istiyorsun. Evet. Songül abla sen de bayağı şartlar şurtlar koymuşsun. Ya Nursel Hanım evet şart şurt koydum. Nasıl biz kendisi diyor hani biraz bebeğin büyüsün okula gidene kadar en azından yanında kal ilgilen. Senin işe gitmene gerek yok, nasıl olsa kocan eşin kazanıyor getiriyor diyor. O zaman anne sen de işe gidiyorsun, benim de ihtiyacım olur, ben her zaman diyor alamam diyor. Sen çalışmasını istemiyorsun. Ben yok istemiyorum, hani bebeği daha şey geliyor bana. Bebeğine bebeğinle bak, zaman geçirsin, büyütsün, her şeyini görsün istiyorum. Burada şöyle diyeyim yani bebeği büyüttükten sonra kendisi ister gitsin çalışsın, okula gidecek nasıl olsa çocuk büyüyünce. İster çalışsın, ister otursun, ne yapıyorsa yapsın ama benim dediğim gibi eşi de kendisine aynı şekilde diyor. Çalışmasın diyor, otursun, bebeği büyütsün diyor. Sen senin adetlerine göre büyüteceğini ya, söylüyorsun. Evet. Sende kalmasını istediğini söylüyorsun. Sena Nur, kabul mü? Tabii ki de hayır. Asla. Yani ben bu kaç aylığına kadar bakmışım. Eziyetini ben çekmişim. Ha asla gücenmiyorum. O benim yavrum, ciğerim. Ha senin şeyine de şartlarına da kusura bakma ben gelemem. Çünkü ben yetiştireceğim. Benim gibi olacak kızım. Senin gibi olmayacak. Ya ne demek istiyorsun? Niye? Yani hayır, ben şimdi senin gibi olmayacak da ben neyim senin, ki senin gibi olmayacağım? Senin yetiştirmenle benim yetiştirmem çok otur, farklı otur şey. Otur evinde bak çocuğuna. Ben tamam ben çalışırım daha ben çocuğuma da bakarım. Sana ya da ben bu yanlış... saatten sonra getirmem. Getirme. Asla getirme, getirmeyeceğim. Allah. Ha, görmek gelip ben bir dakika sen bir susar mısın? Şimdi bir kadın işe giderse zaten görmeyeceksin çocuğu gün boyu akşama kadar.
Tamam niye? Da gecede yani kalkınca yani gece... çocuk uyansa annesini aramaz mı? Ya şimdi gece kalsa çocuk kimin yanında, yani yabancı değilim. Hani ben tamam anne benden daha iyi bakar, ben ona bir şey demiyorum. Ama sonuçta ben de bakarım, ben de hiç kıyamam. Ama kalkıp da gece götürecek, sabah uykudan yani yarım uyandıracak. Yani çocuk uyumuş olur, ne gerek var uyuyan evet. Çocuğu alsın diyorsun değil mi? Evet, o anlamda söylüyorum. Tabii benim yanımda kalıyor. Ben nasılsam, ben çocuklarımı nasıl büyütürsem tabii onları da öyle büyüteceğim. Hafta sonu? Hafta sonu tabii götürebilir, ben ona bir şey demiyorum. Sağ ol. Götüremez demişsin. Gülten abla, efendim? Yine benim gibi şoklar içerisinde hangisine hak verdin? O şok ne sendeki? Şimdi tabii ki Sena doğal olarak yani çocuğunun babaannesinin büyütmesine tabii ki karşı gelebilir. Çünkü çocuk daha çok küçük olduğu için annenin büyütmesi taraftarı. Ama kayınvalide de diyor ki çocuk çok küçük, çalışmasına gerek yok. Eğer çalışacaksa da küçücük çocuğu ben oradan oraya taşınmasını istemiyorum. En azından yerini bilsin çocuk diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, ben Gülten ablayı çok merak ediyorum. Şimdi ben her zaman yani gerçekten küçük çocuk çok küçük olduğu için hep annenin büyütmesi taraftarıyım. O zaman bu konuda anlaşacaklar ya çalışmayacak, eğer ihtiyacı da varsa da ya da diğer anne bakacak. Aslında şu anda böyle diyerek Songül'e hak vermiş oluyorsun, çalışmasın çocuğu küçükse diyorsun. Hayır, şey babında diyorum, yani anne büyüsün taraftarıyım Eda ben. Eda Nur, sen ne demek istedin? Türkiye'de neredeyse artık %50-%70 oranlara buldu herhalde. Çalışıp çocuğunu büyüten, bakan, evinde annelik, iş yerinde iş kadın olan evet. Milyonlar tane insan var. Tabii. Babaanne olarak tabii ki de torununa sahip çıkacaksın Songül teyze. Ama bu demek değil ki ben torunumu alayım. İşte ben onu büyüteyim, annesini bir yabancı olarak görsün. Senin dediğin buna geliyor. Ya. Yok 3 saat görsün. Zaten bu kız işten gelince 200 saat sonra şimdi bu çocuk uyuyacak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim Eda. Mantıklı bir dakika. Mı? Şimdi anne işe giderken ne yapacak? Ya evde kalacaksa bir bakıcı tutacak. Veya başka bir yere bırakmak isterse kreşe bırakacak. Yine saatlerce, günlerce, zamanca, saatçe ayrı kalacak. Anneanneye bıraksa, anneanne kendini nasıl büyütürse çocuğunu öyle büyütecek. Bana bıraksa ben nasıl büyütürsem kendisi öyle büyütecek. Eninde sonunda bu çocuk öyle olacak. Ne yapacak? Ya çalışmayacak, oturacak çocuğuna benim anneyim diyerekten ben bildiğim gibi yaparım deyip onu büyütecek. Ya da buna yanlış razı olacak. Düşünüyorsun. Vallahi bence her zaman kadınlar kendi özgürlüklerini, ekonomik güçlerini eline alacaklar. O çocuklara da aslanlar gibi bakarlar. Bak, ben özgürlüğünü eline almamışım. Öyle ben diyorsun ama. Ben çalışmasını elinden de almamışım. Çalışma diyorsun. Eğer yani çalışırsan da diyorsun. Çocuk benim yanımda, benim ya, isteklerim doğrultusunda büyür diyorsun. Çalışsın diyorum Eda. Neden? Ben yanlış bir şey söylüyor muyum? Neden? Nasıl neden? 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 Kendim demiyor mu çocuğumu ben büyüteceğim demiyor mu? Ha şöyle bir şey olmuş olsun Nursel Hanım, kendi evimde bakmış olsa dese ki kızım hani sen de çalışıyorsun, yoruluyorsun, elbet ki bir şeyler oluyor ama bunun zaten işin belli bir saatleri vardır. Hani ben gece vardiyasındaymış, şundaymış, bundaymış zaten çalışmam asla. Aynen. Ve benim işim tabi kadastro, teknikeri olarak çalışıyorum. Belli bir saatlerim var, ofis içinde çalıştığım için rahatım yani. Hı hı. Ha. Çok da bakmak istemiyorsan da zaten ben kızımı da orada büyütürüm. Hayır, orada dedin ki sen Songül abla hangi gelin ister ki kayınvalidesini evet. 6 yıl evde bak ona tamam diyor senin abla. Evet ya. Ona ya, tamam, tamam diyor da şimdi ben sürekli gittiğim zaman benim de bir düzenim var Nusra Hanım. He ama bak sen orada öyle demedin giderken, ki. Ben şimdi giderken bir dakika şunu da söyleyeyim. Ben giderken benim yanımda mesela kendisinin kocasına hariç 3 tane 4 tane çocuğum var. Şeye gerek yok aslında ya ikinizin de niyeti o yavru en güzel nasıl büyüsün evet. Ya. Ya bence de bakıcıyla büyüyeceğine, büyük annelerle büyümesi, büyük annelerin olması büyük şans. Hani bunu değerlendirmek lazım. Sakin sakin böyle arayı ya, bulacaksınız Nursel bence. Nursel Hanım, sen iki lafı çok şeyime gitti, tuhafıma gitti. Senin gibi büyüyecek, bende ne var ki? Yok anne, kusura bakma. Ya zaten şöyle yapmam ve senin büyütmen çok farklı hani şey. Hani çocuk biraz burada da gördüğünde gıdıklı ya. Aa, aynı babaannesi gibi gıdıklı değilse ediyor bir kere. Aa. Songül abla, senin gibi niye büyüsün demesine mi gücendin şu an? Evet, ona gücendim. Benim neyim var yani? Benim bir eksiğim var. Huyum mu kötü? Yani senin gibi büyüsün demek o anlama geliyor. Huyun kötülüğünden ben sana bir şey söylemedim. Anne, peki neyim lafı kötü? Lafı yanlış anlıyorsun neyim burada. Neyim kötü? Yani benim büyütmemle sen büyütmen farklı. Kötü.
yani düzenli büyümesi. Bir kapıda onun yanına gidip gelse de aynı şekilde olacak. Oradan ayrı huyu alacak, benden ayrı huyu alacak. Ama annenin yanında kalırsa annenin babanın huyunu alır. Sena Nur, sen gücüne gitti kayınvalidenin ya o söz. Bana benzeyecek tabii, sana mı benzeyecek dedin ya. Ne demek istedin orada? Belki kayınvalidenin bazı kelimeleri hoşuma gitmiyordur. Aynı şekilde çocuğuma onları söyleyebilir. Şive olarak Şive mı? Olarak da olur. Çünkü çocuk hani ne söylersen onu anlayacak. O zaman senin yapacağın bir tek şey çünkü... var Sena. Dinliyorum. Gideceğim bir özel öğretmen tutacaksın. Özel bir öğretmene vereceksin. Hem şivesini öğrenecek. Niye madem... özel öğretmen tutayım? Şive istiyorsun ya. Şive istiyorsun. Gayet ben en aynı güzel... şekilde çocuğuma yetiştiririm. Benim işim ben böyle. Da. Benim kocam da böyle konuşuyor. Benim çocuklarım da böyle konuşuyor. Benim torunum da böyle konuşacak o zaman. Hayır, konuşamaz. Kusura bakma. Sen çocuk öyle konuşsun istemiyorsun. Eşin buna ne der? Ya eşim hani öyle şey değil yani. Hani sen ne dersen zaten bana güvendiği için yani benim nasıl baktığımı biliyor, nasıl yetiştirdiğimi biliyor evladımı. Ha ona nazaren bir şey demez zaten. Ama yani burada ya, ben Sena, istemiyorum. Ya sen konuşursa saçmalıyorsun yani. Ben istemiyorum. Hiç anne, kusura bakma. Bilmiyormuşum ki sanki sen çok böyle şey konuşuyormuşum. Benim şimdi bir şey demek istemiyorum. Ya, çok kötü oldum ben yani konuşmamı bile beğenmiyormuş. Üf. Yani çocuk bana göre yetişmesi farklı. Sen bana nasıl şart koyuyorsun anne? Yani o zaman oturacaksın. Ben sana ile ben 6 yaşına diye. Diyorsun bana ya. Ya zaten 6 yaşında çocuk ne yapacak? Sen 6 yaşına da ancak göndereceksin okula. 1 yaşına mı göndereceksin? Sen tartışmadan okula... konuşamıyor musunuz? Mesela o diyor ki annen bende kalacak o zaman. Ben bakacaksam bende kalacak. Sebebi de çocuk oradan oraya taşınsın istemiyorum diyor. E sen ona güzel güzel anlatsana. Anne olur mu öyle? Ben özlerim de bir şey. Daha yumuşak ya konuş. Ya tabii ki özleyeceğimi biliyor. Tam kendisi anne sonuçta. Yani bunu biliyorsun ben anne. Ben çünkü huyum değişik. Ben anne olamam herhalde. Ben senin annenle laf etmiyorum anne. Allah için ben ama huyumu beğenmiyorum. Şey yapayım, belki sen, benim ters anlıyorsun ya. Da sen beğenmiyorsun demek istiyorsun. Songül abla sen ne dedin en son? Huyum... Yani benim huyumu beğenmiyormuş ya. O da ben büyüttüğüm çocuğun huyunu da beğenmiyordur. Aa. Senin olur mu öyle? Oğlunla evli. Annesi sensin onun kocası. Evet yani niye şimdi hepimiz ki? Aynı konuşuyoruz. Yani Nurten Hanım yani ben böyle konuşayım da kendiler evet hayır hayır olamaz diye konuşmuyorlar ki hepimiz aynıyız.